Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs derslerden bugün navbat tegisi. Bugün ihlas hakkında ders başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şundayı merhamet kıladı. Estağfirullah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ Halbuki ular fakat yegane Allah'a, o zat üçün dinini halis kılgen, doğru yoldan ağmagen halları da ibadet kılışke ve namazını töküs ada etişke, hem de zekatını ata etişke büyürülgen ediler. Bana şu doğru yoldaki dindir. Müslüman adam Rabbisiye kılarken ibadete de muhlis buluşluğu gerek. Halis buluşluğu gerek. İnsanlığı taşkı halatı bu ibadette görünse içki halatı buradalar ihlas buladı. Bunu hiç kim görmeydi. İkinci ayet. Estağfirullah. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil haqqi fe'budillâhe muhlisan lehu d-din. Zümer surası. Ey Muhammed Aleyhisselam. Albatta biz sizga bu kitobni haqqi rost nozil qildik va siz Allohga u uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling. Xolislikka buyurilyapti. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul illaha a'budu muhlison lahu dini. Ayting, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilurman. 4-chi oyat. Astagfirullah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ey insanlar, o Allah sizlerin kayselerinizi çıralıyarak, yakşırak amel kılıcı ekenliğinizi imtihar kılışı için ölüm ve hayatını yaratken zattır. O kudretli ve mağfiretlidir. Fuzail Rahimahullah bu ayetini tafsir edildi. Amel doğru ve halis buluş gerek. Sünnetke doğru geliş gerek. Kıyan amalımız ve bu amalımızdan közlegen maksadımız Allah'ın rızası buluşluğu gerek. İhlas ve muvaffakata sünnet deyiladi. Amal kabul buluşluğu için. Sünnetke doğru geliş gerek zahiri ve halis Allah gözlenişi gerek batını. Şunda bu amal kabul buladı. Kengi ayet. Estağfirullah. Kul innama ana başarum mislukum yuha ileyye annama ilahukum ilahun vahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Kehf surası. Ey Muhammed Aleyhisselam, ularga aytin, hiç şek şubha yok ki, men ham sizler kabi bir adamdır men. Menge parvardigaringiz yalgız Allah'ın özü ekeni vahiy kılınmakta. Bas, kim parvardigariga robola buluştan ümidvar bolsa, o halde yaxşı amel kılsın ve parvardigariga kulçilik, bandaçilik kılışta biron kimsenin onge şerik kılmasın. Allah'ın rızası için, Allah'ın razılığı için kılınadigan işte, Allah'ın razılığından başka nesalar közlenadigan bolsa, bana şu ameldeki şirk boladı. Demek kim kıyamette Rabbisinin huzurunda turuştan ümidi bolsa, cennetten ümidi bulsa, Allah'ın didarını görüşten ümidi buladıyan bulsa, kliyetken, hemme işi Allah için bulsun, terk kliyetken işlerden, közlegen maksat hem, Allah'ın razılığı için bulsun. Arada taşırsam hürmetim buladı, namaz okusam cemiyette hürmet gibi bulamam. Eğer bu kliyetken işlerde Allah'ın rızasından başka nasıl maksat kılınsa, buradalar bu şirk buladı. Muhabbet, hatarlı mavzu da baktık. Şimdi ihlas, ondan hem hatarlı boyan mavzu. Her gün ertelap durup köçüge çıkıp getirirken de bana şu ihlasımızı yengele alışıgımız gerek. Niyetlerimizi yengele alışıgımız gerek. Çünkü amalda kıptırıp onge küyüp kalıştık insan gücü de hem alam kıladı. Kımastan burası nasıl ki erişmezsiz şimdi hareket kımadın bulmadı da değilsiz. Ama hareket kıptırıp mehnet kıptırıp kıyamet yaparken de bu amalları yüzüge uğurladıken olsa insan gücü de hem alam kıladı. Kengi ayet. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldagi Ibrohimning diniga ergashgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutgan.
Bunga o'xshagan ixlosga buyuradigan oyatlar Qur'onda juda ham ko'p birodarlar. Ixlos mana shu narsa. Biz Allohning huzurida martabamiz balat bo'lishi uchun, Allohga mahbub bo'lishi uchun ko'p amal qilamiz. Ko'p amal qilishimiz kerak. Ammo payg'ambarimiz ushbu hadisga quloq tutaylik-da. Ya Muaz, ahlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Rasulullah Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga nasihat qilib aytdilar: "Ey Muaz, diningizni xolis qiling. Shunda amalning ozginasi ham sizga kifoya qiladi." Ko'p amal qila olmayapsizmi? Bilyapsiz, amalingiz oz. Lekin qilayotgan ozgina amalingizni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, Rasulullah aytibdilar, shuni o'zi yetadi senga. Alloh taolo Qur'onda mana shu ixlossiz amal qilganlarning amallarini ahvoli nima bo'lishligini xabar berib aytadi. Astag'du billah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ko'p amal qilgan, katta amal qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan tozon kabi qilib qo'ygaydirmiz. Yo'q qilib yuboradi Alloh taolo. Yo'q qilib yuboradi. Har qancha katta bo'lmasin, agar amal ixlossiz bo'ladigan bo'lsa, sohibiga u foyda bermaydi. Endi ixlos bilan ozgina amal qilingan bo'lsa, mana shu amal o'zini sohibiga foyda beradi. Ikki dunyoda saodat yetishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuga qilgan nasihatiga quloq tutamiz. Ya Sa'd, innaka lan tuhallafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhalloh illa izdadatta bihi khayran wa darajatan wa rif'atan. Ey Sa'd, albatta xilof qilmasdan bir amalni Allohning yuzi uchun qilarkansiz, albatta ana shu u amal bilan yaxshilik, daraja va martaba jihatdan ziyoda bo'lasiz. Buxoriy va Muslimdan. Ya'ni bir ishni Allohda o'zi yolg'iz Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsangiz, mana shu qilgan ozgina amalingiz bilan darajangiz ham ko'tariladi, martabangiz ham ko'tariladi, yaxshiliklar ham kattasiga ega bo'lasiz. Ixlos, ixlos, ixlos. Ixlosni ulamolar sutga o'xshatadi. Sigir yoki qo'y yoki echki sariq cho'pni yeydi, ko'k cho'pni yeydi, boshqa rangdagi cho'plarni yeydi. Oshqozoniga tushadi. U yerda nima deydi, yiring edi, u edi, bu edi, mana shu cho'plar aralashadi. Ichakka o'tadi. Qon, yiring aralash najosatlarning ichidan oppoq sut chiqadi. Sutga o'xshaydi ixlos. Chunki insonning miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Maloish qilsang baloncha maqta edi, maloish qilsang hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq noto'g'ri niyatlarning ichidan xolis Alloh uchun deb niyatni tozalab ish qilar ekan, bo'yiga qorindan sut chiqqandek birodarlar toza bo'lib, insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Ixlosli va ixlossiz odam. Bir odam so'rashi mumkin. Men ixlosliymanmi yoki ixlossizmanmi? Qanday bilaman? Savol shunaqa. Mana o'zidan so'rang. Men ixlosliymanmi, ixlossizmanmi? O'ylanmasdan nima deymiz? Ixlosliman deysiz. Har kim o'zi xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizi qori domlamiz o'sha manaqa katta yoshdagi shogirdlarga Qur'on o'qitsa, xullas o'sha mayda suralarni bergan, o'qib kelgan o'qisa xatosini topaveramish. Mahrajdan xato qilyapsiz, tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, ey demiş, domla, men uyda Mishariy Roshid bilan bir xil o'qiyman kassetani qo'yib olib. Sizlar xatoyimni topaverasiz. Ya'ni o'shunga bo'lishni xohlayapti va o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishariy bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishariy ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini aytishgan ekan, agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak, ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak, ixlosli ekansiz. Savobli ish qildingiz, biroq bilmadi, biroq maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaverasizmi? Demak, ixlosli siz. Ma'qulmi?
Yana bir belgisi, riyodan uzoq bo'lsangiz. Ya'ni odamlar ko'rib qolishingizni xohlamasangiz. Haqiqiy muxlis banda o'zining ayblarini qanday yashirsa, o'zining fazilatlarini, savobli ishlarini ham shunday yashiradi. Qaytarib aytaman. Siz o'zingizni ayb kamchiliklaringizni yashirgandek, savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak, ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida, nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. İxlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qaraylar-da. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. U siz bilan bizga miqyos o'lchovlarni belgilab beradigan hadislar. Bariya minal kibri man hamala hajatahu bi yadihi. O'zingizni xizmatingizni qo'lingiz bilan qilib yurgan bo'lsangiz, demak siz kibrdan omonda ekansiz. Ya'ni kiyimini o'zi yamog'ini tikayotgan bo'lsa, mashinasini o'zi yuvayotgan bo'lsa, oyoq kiyimini o'zi boylayotgan bo'lsa. Ikkinchi hadis. Bariya minal nifaqi man aktara min zikrillah. Kim Allohning zikrini ko'p aytgan bo'lsa, nifoqdan omonda ekan. Nifoqdan munofiqlardan omonda bo'ladi kim? Allohning zikrini ko'p qilgan inson. Chunki o'tgan darsimizda aytdik-ku, wala yadhkurunalloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Namozga tursa yalqonlik bilan turadi. Odamlarga riyo qiladi va Allohni ko'p eslamaydi. Allohni zikrida ko'p bo'lgan odam nifoqda omonda bo'ladi. Wa bariya minash-shuhi man adda zakata malihi. Nifoqdan omonda bo'ladi kim? O'zining molini, zakotini ado qilgan odam. Zakot bergan odam. Mana shu zakot ham ixlosga tegishli bir amalda. Ajoyib. Nech pulingiz borligini o'z bilasiz. Hech kim bilmaydi nech pulingiz borligini va undan nech pul zakot chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. Roza ixlos amali bo'lganidek birodarlar, hech kim ko'rmagan joyda ham rozador bo'lasiz. Zakot ham mana shu ixlosingizga dalolat qiladigan amallardan. Keyingi hadis: "Va bariya minal ghilli man akhlasa fil amali va nasaha walata al-amr va lazima jama'atul muslimin." Musulmonni adovatdan, g'illag'ashlikdan qalbi pok bo'ladi. Qachon? Qachonki amalda ixlosli bo'lsa, boshliqlarga nasihatgo'y bo'lsa va musulmonlarning jamoasini o'ziga lozim tutsa, ahli sunna val jamoada bo'lsa. Ahli sunna val jamoa kim desa, sunnatni mahkam ushlagan musulmonlarning katta qismi. Sunnat yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi ahli sunna val jamoa. Mana endi musulmonlar ahli sunna val jamoa haq ekanligini dalili bormi? Bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tajtamiyu ummati ala xato" yoki "La tajtamiyu ummati ala dalala". Meni ummatim deganlar Rasululloh xato ustida jamlana olmaydi. Meni ummatim zalolat ishi ustida jamlanmaydi. Bu ahli sunna val jamoa degan musulmonlarning katta jamoasi ikkita aqida va to'rala mazhabdan bittasini ushlab kelgan, shu bilan ahli sunna bo'lgan. Ummatning katta qismi mana shu ikkita narsada jamlanyaptimi? Ikkala aqidada, to'rtta mazhabda. Demak, shu to'g'ri ekanligi bu hadis dalil bo'ladi. Chunki zalolat bo'lsa, ummatning katta qismi uni ustida jamlana olmaydi. La tajtami ummati ala dalala. Mening ummatim, deyapti Rasululloh, zalolatni ustida, xato ishni ustida jamlana olmaydi, deyapti. Bu ummat ahli sunna val jamoa, Maturidiy, Ash'ari aqidasi to'rala mazhab ustida boshi bir bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz ikkilanmaymiz o'zimizni tutgan yo'limiz, aqidamiz, mazhabimizda. Ma'qulmi? Biz ahli sunna val jamoamiz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi gelip soradı. Ya Resulallah, mal qitalu fi sabilillah. Ya Resulallah, Allah'ın yolundaki ceng, qital qanday bo'ladi? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban. Aramızda ayrım adamlar gazablanıp uruşadı. Ve yuqatilu hamiyatan. Yani bazılar hamiyye cihatından uruşadı. Milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp, uruhçilik kılıp. Farafa ileyhi rasahu faqal ve ma rafa ileyhi rasahu illa annahu kana qaiman. Peygamberimiz kötarıp durup başını. Yani tike turgan adı bu adam. Onga qarab aittiler ki men qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillahi azza ve celle. Bir adam açıkı gelip gazablanıp uruşu yaptı. Bir adam uruhçilik kılıp, milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp uruşu yaptı. Resulullah yaptılar. Kim Allah'ın kelimesi âli buluşu için can kılıyken bulsa, bas şu Allah'ın yolu deyken. İhlas cüda ham hatalı mavzu. Peygamberimizin hadisini esleyemiz. Kıyamet günü de hesap kitap başlangende tarazıge birinci bulup üçte adam abgelen arada. Alim, boy, şahit. Dünyadaki en kıyın işler. Alim, ömrünü ilim yoluna sarflagan, ilim okuyan, ömrünü ahir geçe ilim okutgan. Allah Teala tarazını alıyor yap geladı. Onge nimetlerini esletedi. Ben de nimetlerini esleydi. Allah Teala etedi. Nima kıldın bana şu nimetlerin üstüde? Bu alim bende etedi. Parvardigar, seni razılığın için ilim okudum, seni razılığın için ilim okuttum dedi. Hakikaten kıyan şu işti. Ama niyetini Allah Teala biledi. Yalgan gapirdin dedi. Sen alim degen nam üçün kıldın. Hürmet etibar üçün kıldın. Niyetin şu yedi. Adamlar seni alim dedi. Hürmet kıldı, makam mertebeyi götürdü. Mükafatını aldın. Sür bunu cehennemge deydi. Yüzü bulan yerge işgalıp sudura abarıp cehennemge taşlanadı. Akala bitti konu duasını yatla alışımız kançalar kıyın. Tut da suranı yatla alışımız kançalar kıyın. Endi örgengen asamızı buraya örgeçtik, bundan hem kıyın. Kıyın amalda kıldı. Ama niyeti notoru buludu cehennemge gitti. İkinci olup boyunu yap geledi taraziye. Allah Teala bu boyge özünün nimetlerini isletedi. Bende tanaladı, itiraf kıladı. Senge falan falan nimet vergen ben, yine senge davlat ham vergen ben. Neme iş kıldın deydi. Bende aytadı. Parvardigar, kayerde seni razılığın bulsa şöyle pul safladım. Yetim yesir, karındaş ruh, kıylengenler, maçitler, madraseler, yol soygan. Hakikaten sahab işledi kıyan. Ama Allah Teala onun niyetini bilerdi. Aytadı, yalgan yapırdın. Sen sahavat peşe, hatam tay, sahi insan degen unvan için, nam için kıldın. Kıldın. Adamlar seni şunu edip atadı. Demek hakkını aldın. Allah da hakkı kalmadı. Sür bunu cehennem gidiydi. Yüzü buna yeri iş kapı abarladı, cehennem yolu aktırladı. Kim kaldı? Kim kaldı? Birinci, ikinci adam, bittesi ilmini, bittesi pulunu sarflayan bulsa, bu şahit canını fida kıyan Allah yolu da. Allah Teala nimetlerini isletedi. Bende tanıladı. Neme kıldın deydi. Bu bende aytadı, parvardigar, men senge özümü canımı kurban kıldım. Seni yolunda bugün cengde can fida kıldım deydi. Allah Teala aytadı, yalgan yapırdın. Çünkü bunu hem niyetini bilerdi Allah Teala. Siz bilen bizim niyetimizi bilip durup tazır. Sen ölsem beni şahit deyişedi, beni maktaşadı deyip durup ceng kıldın, öldün. Adamlar maktadı, niyetini yettin. Sür bunu cehennem gidiydi. Bunu hem yüzünü yer geç kaba varıp cehennem yolu aktırladı. Bu adamlar kılışı mümkün bugün en kıyın işler. Bunlar kıldı üçelası. Kıldı, fiilen kıldı. Ama niyeti doğru bulmadı. İhlas bulmadı, cehennem yolu aktırıldı. Üçüncü et yapız. Peygamberimiz Muaz raziyallahu anh'a yet yaptılar ki, ey Muaz, ihlas bulan az yine amel kıl yeterdi şu diye yaptılar. Sa'd ibn Abi Waqqas ki et yaptılar. İhlas bulan az yine amel kıl, dereceyem, mertebeyem, yakşiliyem ziyade buladı diye yaptı. Ne meyken? Birinci nöbette buradalar. İhlas eken. İhlas eken. Münafıklar kelime keltirgen, kareyler. Münafıklar namaz okuyken, münafıklar cihatke çıkan Resulullah bilen. Lekin kalbi de ihlası yokluğu için bu kıyken amelleri onlarını necat yap çıkmadı. İnnel münafikine fi derkil asfali minen. Nerede de Allah Teala? Münafıklar
cehennemde en tübüde buladılar. Kafirlerden, müşriklerden, macuslardan pasta buladı. Ne mi üçün? Nifak vardı onlarda kalbide. Çünkü siz bilen biz maşke kerekenliğimiz, rozu tutuyorkenliğimizge aldanıp, özümüzü ihlaslı iman deyip, anık işan vermeyelik. İhlasımızı tezde tezden baktırıyelik, teşirip duruyelik. Niyetlerde tez tez yengilep duruyelik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Şirk, riya, sıradı kalbilerge şunu da kirip geledi ki, karangı hanada, kapkara taşlı üstü de, kara çumalı umarıp kirip geyendik. Sezası mı? Kapkarangı yüzü tasavvur kılın. Kapkara taş tasavvur kılın. Unusuz da ketekken kara çumalını tasavvur kılın. Sezası mı? Sezmiyiz. Bana şunu da kirip geledi. Ya Resulullah kan değil kutunamız bundan deyip soruşken de Resulullah ettiler. Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike şey'en a'lemuh ve astagfiruke lima la a'lemuh inneke ente allamul guyub duasını okuyup yürüyler dediler. Kelime-i raddü küfür. Yani küfürünü, rad kılıçlığını kelimesi. Şu kelimenin hiç olmasa etlemende üçte keşfette üç madde okup koyuyorduk. Bronto sahabı işe kirip getirken de çıkıp getirken de bir nimak koyalık, okup koyalık. Nima degani? Allahümme inni a'udhu bike. Parvardigor, men senden panoh tilayman. Min an ushrike bike şey'en ve ana a'lamu. Bilip turup şirk keltirip koyuştan panoh tilayman. Bilmezden şirk keltirip koyuştan panoh tilayman. Albatta sen gaybda bo'ladigan zotsan. Tog'da keladigan solih amaling bor banda. Ama onun ortadan sen Allohning rizosi emas, boshqa narsani ko'zlaysan. Xo'ja ko'rsinni, odamlarning maqtovini. Bu habada bo'lib ketadigan amal bo'ladi birodarlar. Mana aytdik, muhabbat mavzusi xatarli mavzu edi. Ammo ixlos undan ko'ra xatarliroq bo'lgan mavzu. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ana aghnal aghniya anish-shirk. Man amila amalan ashraka fihi ghayri fa huwa lillazi ashraka fihi wa ana minhu bari." Kim? Alloh taolo aytadi: "Men shirkdan pokman. Kim menga birovni sherik qilgan holida bir amalni qilsa, bas uning amali o'sha sherik qilganiga, men undan pokman." Amalingiz 99% Allohning roziligi uchun bo'ldi, 1% mahalladagilarning ko'ngli uchun bo'ldi. 99% Alloh uchun bo'ldi, 1% riyo uchun bo'ldi. Alloh buni qabul qilmaydi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Albatta Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Jasadingiz pok bo'lsin, kiyimingiz pok bo'lsin, joyingiz pok bo'lsin, qalbingiz pok bo'lsin. Boshqa hadis qudusida riyo uchun savobli amal qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda aytadi: "Idhab fakhud ajraka mimman amilta lahu la ajra laka indana." Bor. Ana shu amalingni kim uchun qiluding? Mukofotini o'shundan so'ra. Bizi huzurimizda senga mukofot yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suvarikum." Alloh sizlarni suratingizga, jasadingizga qaramaydi. "Valakin yanzuru ila qulubikum va ashara bi asabihi ila sadrihi." Va barmoqlari bilan o'zini ko'ksiga ishora qilib turib, qalbiga ishora qilib, Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi deb ishora qildilar. Shuning uchun bir odamni savlati kelishgan, figuralar tekis, basavlat, so'zlari nihoyatda bir salobatlik, haybatlik, ammo unda ixlos bo'lmaydigan bo'lsa Alloh taolo qaramaydi. Agar bu insonni qalbida ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh azza va jalla bu bandaga zarracha bir parvo qilmaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.